İyi günler. Batı Ermenistan Devlet Televizyonu Türkçe haberleri sunar. Medmamas platformu Ermeni büyük annelere adanmıştır. Batı Ermenistan'ın evlatları Misak Manuşan. Azerbaycanlılar Nerkin Hant mezarlığını işgal etti. Yeni bir mezarlık kuruldu. Dağdan Ararat'ın zirvesi. 11. 13. yüzyılların tarihi mirası ani kazılarında bulunan gıda deposu. Ustası Soykırım Akademisyenleri Birliği, Arsa halkının kendi kaderini tayin hakkının korunması çağrısında bulunuyor. Yerevan'daki Kuğu Gölü'nde sinemada Aznavur Retrospektif Sergi filminin gösterimi gerçekleşecek. Ermenilere uygulanan soykırım Armenosit'ten sağ kurtulanların çocuğu olan Amerikalı Ermeni sanatçı ve eğitimci Anuş Bargamyan Ermeni büyük annelerinin anılarını ve mirasını korumak için eşsiz bir platform yarattı. Medmamas Büyük Annem platformu torunların hayat hikayelerini paylaşarak büyük annelerini onurlandırmalarına olanak tanıyor. Anuş Bargamyan Çocukluğu boyunca 1915 Ermenilere uygulanan soykırım Armenosid'in dehşetinden sağ kurtulan büyük anneleri hakkında birçok hikaye duydu annesi Lucy'yi tanımasa da babasının kayıtlarından onun sesini duydu. Lucy'nin Batı Ermenistan'ın Kiri köyünde öğrendiği Ermenice şarkıların sesleri Anuş'un anılarında silinmez bir iz bıraktı. Anneannesi Yeskuhi Haccan ise Anuş'un hayatının önemli bir parçasıydı. Geleneksel Ermeni yemeklerini büyük bir ustalıkla hazırlıyor, evinde çocuklarına sıcaklık ve sevgi veriyordu. Ancak anneannesinin hayatına da acı ve kayıplar damgasını vurdu. Yeskuhi, 9 yaşındayken 1915 soykırımı Armenosid'in dehşetine tanık oldu. Suriye çölünü geçip bir mülteci kampında yaşamak ve ardından Marsilya'ya yerleşmek zorunda kaldı. Anuş'un Mezmamas platformu hayatlarındaki zorluklara çoğu zaman sessiz kalan Ermeni büyük annelerin sesini duyuruyor. Her yeni bölümde sadece büyük annelerini değil aynı zamanda aile gücünün direği olan tüm kadınları da onurlandırıyor. Büyük anneniz şimdi burada olsaydı ne derdini şeklindeki kapanış sorusu platformun ana fikrini aktarıyor. Aşk, kayıp ve büyük anneler ile Torunlar arasında var olan güçlü bağ hakkında dürüst düşüncelere yol açıyor. Anuş en sıcak verilen yanıtın seni seviyorum büyük anne olduğunu belirtiyor. Kurtuluş ordusuna gönüllü olarak katıldım ve şu anda zafere ulaşamadan, hedeflerimin bir adımını bile gerçekleştiremeden ölüyorum. Ölümüm anında Alman halkına veya başka kimseye karşı hiçbir nefretim olmadığını beyan ederim. Misak Manuşan İkinci Dünya Paylaşım Savaşı sırasında Fransız antifaşist direnişinin liderlerinden biriydi ve kadrosunun çoğunluğu Macaristan, Romanya ve Polonya'dan göç eden askerlerden oluşan direniş grubuna liderlik ediyordu. Grup üyelerinin çoğu Yahudiydi. Manuşan 1906 yılında Batı Ermenistan'ın Samosat, Adıyaman şehrinde doğdu ve Ermenilere uygulanan soykırım Armenosit'ten sağ kurtuldu katliamlar sırasında anne ve babası öldürülmüş ama o kaçmayı başararak kardeşiyle birlikte Fransa'ya ulaştı. İnançlı bir komünist olarak Fransız Komünist Partisi saflarına katıldı ve aynı zamanda Ermeni Zangu gazetesini de yayınladı. İkinci Dünya Paylaşım Savaşı'nın başlamasından sonra hapsedildi, ardından serbest bırakıldı ve sonrasında direniş hareketine katılarak genç Ermenilerden oluşan bir mangaya liderlik etti. Manuşan ve savaşçılarının gerçekleştirdiği saldırılar onun adının hem Fransız direniş örgütü saflarında hem de Naziler nezdinde önemli olmasını sağladı. Grubun Ermeni lideri olarak adı kötü şöhretli Nazi Kızıl Bayrak ajitasyon listesine dahil edildi. Manuşan Naziler tarafından tutuklandı ve 21 Şubat 1944'te idam edildi. Hrabarak gazetesi şöyle yazıyor kültürolog Hayguhi Muratyan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı'nın kendisinin Arsak'taki Ermeni kültürel ve manevi mirasına el konulmasından sorumlu olduğunu söylüyor. Azerbaycanlıların iki hedefi var. Kahramanlarımızın heykelleri, soykırım Armenosit kurbanlarının anıtları, Birinci Kurtuluş Savaşı'nda şehit düşenlerin anıtları ve Ermenilerin burada yüzyıllar boyunca yaşadığını gösteren özellikle Orta Çağ'dan kalma mezarlıklar. Hatırlarsanız o düşman, Sünik'teki Nerkinhant yerleşim yerinin mezarlığını da işgal etmişti ve insanlar sadece ölülerinin mezarlarını ziyaret etmekle kalmıyor, aynı zamanda ölülerini dest imkanı da bulamıyordu. Dün bir cenaze töreninin yapıldığı Nerkinhant'ta yeni bir mezarlığın kurulduğunu öğrendik. Mamul Ahem, Ararat Dağı bugün dağcılar arasında büyük talep görüyor diye yazıyor. Yaklaşık üç gün süren tırmanış sırasında çok sayıda yabancı ve Ermeni dağcıya rastlamak mümkün. Dağın çıkışı Ermeni dağcılar için özellikle önemlidir. Çünkü Ararat Ermeniler için kutsal bir dağ olarak kabul edilmektedir. Dağda dağcıların tırmanışa başlayıp bitirdiği farklı yüksekliklerde yer alan iki kamp bulunmaktadır zirve her zaman kalın bir kar ve buz tabakasıyla kaplı olup Doğu Ermenistan'daki Arakas Dağı açık havalarda zirveden çok iyi görülebilmektedir. Ararat Dağı'ndan Küçük Sis Dağı da harika bir şekilde görülebilmektedir. UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan Batı Ermenistan'ın Kar Ani Tarihi bölgesinde yapılan kazılarda 11. 13. yüzyıllara ait bir gıda deposu ortaya çıkarıldı. Depoda ağırlıklı olarak parlak kırmızı, süslemeli kuşak, damgalı, insanlarla, kuşlarla, hayvanlarla, haçlarla bezeli duvarlar, Ermenice yazıtlı sebze ve şarap kavanozları ve kavanoz kırıntıları, bitki ve hayvan resimleriyle süslü çok sayıda kavanozlar, düğünlerde ve ziyafetlerde kullanılan dar ağızlı sürahiler, toprağa gömülü işlerinde meyvelerle bulunmuştur ki bu da evin bereketini simgelemektedir. Ani Avrupa ile Asya'nın kavşağında içinden İpek yolunun geçtiği döneminin en büyük dini, ticari ve kültürel merkeziydi. Ani Ermeni halkının kadim şehirlerinden biridir ve burada bulunan her şey Ermenilerin tarihine ve mirasına aittir. Uluslararası Soykırım Akademisyenleri Derneği, Arçak'taki durumdan derin kaygı duymaktadır ve uluslararası toplumu Arçak halkının kendi kaderini tayin etme ve özellik hakkını korumak için aktif adımlar atmaya çağırmaktadır. Dernek, bu bölgede yaşayanların kendi geleceklerini belirleme hakkının göz ardı edilemeyecek temel bir değer olduğunu vurguluyor. Aznavur Vakfı, Şar Aznavur'un 100. yıl kutlamaları kapsamında Sinemada Aznavur Retrospektif Sergi adlı filmin açılış töreninde Şar Aznavur'un sinema mirasını yeniden keşfetmek için davet ediyor. Vakıf 7 Eylül'de saat 20'de Yerevan'ın Kuğu Gölü'nde yapılacak Charles'ın Gözünden Aznavur filminin özel gösteriminde sizleri aramızda görmekten mutluluk duyacağız. Etkinliğin özel konukları Mişa Aznavur ile filmin yapımcısı ve yönetmeni Mark Di Domenico'dur diye bildirildi. Sayın izleyiciler ve sevgili soydaşlarımız, bugün için bu kadarını gördük. Hoşça kalın.